kaç ay görmesen kayınvalideni rüyandan böyle kayınvalide kayınvalide uyanırsın. Görüntülü konuşuyoruz sürekli. Öyle mi? Tabii. Torununu görüyor işte. Biz sürekli arıyoruz. Ama hani gidip gelme konusunda biraz uzak kalıyor Malatya. Onlar başka şehirlerdeler. Evet, Malatya'dalar. Benim kayınvalidem Çorum Alaca'da, Yozgat merkezi yarım saat mesafe. Ne diyorsun acaba şu an sen? Benim kayınvalidemden bahsediyorum. Tamam. Benim kayınvalidem yakın Çorum Alaca ilçesinde. Çorum Alaca ilçesinde. Yozgat merkeze yarım saat. Yani... Bundan bize ne şu an? İstanbul'dayız biz. Ankara'dayız lan biz. Oğlum sen benim kafamı niye karıştırıyorsun? Yakın demek istiyor ya. Tamam. Neye yakın? Bize. Biz Yozgat'ta oturuyoruz ya. Ha siktir! Oğlum biz o zaman niye Ankara'dayız şu an? Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre. Ankara'da Cel Modern'de mahşeri bir kalabalıkla ilişki testi alkışlarla başlıyor. Daha çok, daha çok. Bir şey olmaz. Yıpranmazsınız. Bir şey olmaz. Aslanlar be. Sevgili Şeyma, sevgili Necip. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Şeyma, ilişki kaç senelik? 4. 4 sene. Nerede tanıştınız? İş yerinde tanıştık. Tamam. Sonra sevgililik dönemi oldu. Sonra. İş yerinde kim kimi gördü de beğendi? Aynı anda gördük ama sonra yani şöyle, aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra oldu yani. Ha, o sırada bir şey olmadı. Evet. Hayatınızda biri mi vardı? Benim vardı. Biri vardı. Onun da hayatında biri vardı herhalde o zaman. Biz aynı serviste çalışıyorduk. Sonra tayini çıktı gitti Şeyma'nın. Yaklaşık şöyle bir sene sonra falan o Samsun'da çalışıyor. Ben Kayseri'de çalışıyorum. Sonra işte bir vesileyle tekrar iletişim kurduk. Yani o bana bir yakının yoğun bakımda yatıyormuş yakının hastası. İşte bilgi almak için bana mesaj attı. Ben de... Peki utanmıyor musun o mesela yakını için bilgi almaya çalışırken o bilgiyi verip... Suistimal. Evet, bu suç. Sonra? Yani zaten öyle hemen şey yapmadım yani yürümedim ama mesaj açırken sonra profil resmine falan baktım. Şimdi ben hastanede hep formayla görüyorum. Hani, meslekler ne? Ben doktorum. O hemşireyim. Da hemşireyim bizim serviste. Ciddi misin? Evet. Aa. Formayla gördüğüm için zaten hani çok da şey gelmiyordu, çekici gelmiyordu yani mesleki bir kıyafet yani. Hocam ben ikinizi de görüyorum. Sen kimsin ki bu cümleyi kuruyorsun şu an yani? Sen aklını yemişsin, sen mi söylüyorum? Yani o gözle bakmıyorduk diyelim meslektaşımıza. Yani. Yemedik şu an. Öyle bir kıvırdın ki. Evet. Sonra işte tekrar iletişime geçtiğimizde işte profil resmini görüyorum. Sonra başka bir gün tekrar konuştuğumuzda başka bir fotoğraf görüyorum falan. Baktım güzel kız. Yani... İyi olur, şey yapılır, konuşulur. Sonra ilk şeyle giriyor. Hayırlı cumalar mesaj atıyor. Ertesi hafta bir daha. Sonra ben oğlum, size de yazıyorum. Öbür cumaya kadar bek. Belki çarşamba aşık olacak. Yani cumadan cumaya beklenir mi ya? Ağırdan satıyorum yani. Bu mu ağırdan satmak? Hiç anlamamış. Tamam. Kaç defa hayırlı cumalar yazdı? Üçüncüde sonra sohbet açmaya başladı. Nasılsınız diye girdi. Normalde bana ben öyle hayırlı cuma mesajı da atmam ama gelen mesajdan birini tuttum hemen attım. Bir bahane cuma günü hani yakında bayram yok, mevlüt yok, bir şey yok. Mevlüt mü? Cuma. Yani sıfır aramızdaki muhabbet sıfır yani. Herhangi birisine ben size de mesela ilk programdan sonra bir hayırlı cumalar atarım mesela. Sakın cevap vermeyin. Şimdi hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. Konuya nasıl girdi? Nasılsın? Bu işte evet. Hastane yeni ortamın nasıl? Hastanede nasılsın? Ne güzel. Öyle. Memnun musun çalıştığın? Sen ne dedin kuzum? Ben de işte ona sordum. İşte orası nasıl? Bıraktığım gibi falan derken sonra mesajlaşmaya başladık biz. Aradan böyle iki hafta geçti. Ben oraya gelmek istiyorum dedi. Ha, sonra... kaç saat ikisinin arası? 4 saat var. O bayağı var ha. Evet. Sonra Samsun, geldi. Kayseri'den Samsun'a. Gittin. Evet, çok geldi. Vallahi ilk buluşma orada mı oldu? Kayseri'de mi? Samsun'da. Pardon, yok. Kayseri'de baştan. İlk buluşma Samsun'da mı oldu? Evet. Nerede oturdunuz? Atakum'da. Ha, güzeldir ama orası. Ben gittim daha önce. Evet, sahil kenarı tam. İlk flörtöz buluşma o mudur? Evet. Kim kimin elini tuttu? Ben. Valla.
Kim kim öptü? Yoldur. Yani ben öptüm. İlk buluşmada öpmedim ama... Hocam buraya kadar gelip öptüm. Ağzının içinde geveleyemezsin şu an. İlk kim öptüm? Öyle olurdu. İşte hayırlı cumalar yazan ben, elini tutan ben, öpen ben şey oldum biraz yani. Hani, hep her şeyi ben yapmışım. Evet. Evet. Hayır yani gayet evet. Tamam. Konuya nasıl girdi peki? Yani ben senden hoşlanıyorum kim söyledi? Ya öyle bir şey olmadı yani ben senden hoşlanıyorum hadi büyülü çıkalım falan. An. Yani o tarafa gitti yani olay direkt. Tamam. Yani işte benimle sevgili olur musun bir şey olmuyor 25 yaştan sonra çok fazla. İşte direkt akışına bırakıyorsunuz. Bayağı ders veriyor bana şu an. Mesut Bey 40 yaşınıza geldiniz öğrenin şunları artık ya. İlk buluşmada gıcık olduğun bir şey yaptı mı kızım? Evet biraz. Ne yaptı? Ya çok iştahlı yemek yiyor. Ama şu an alıştım yani. Nasıl iştahlı? O zaman ilk kahvaltıya gittik biz. Tamam. Beraber bir alışveriş merkezine. Sonra neyse işte serpme kahvaltı söyledik. Bir sürü işte yeşillik falan da geliyor. Böyle avcuyla alıyor. Avcuyla alıyor. Ben dedim acaba hep mi böyle yemek yiyor dedim yani. Ya ben bu yeşil... orangutan mı? Başka bir şey tövbe estağfurullah. Ben yeşilliği çok severim. Gerçekten. Hocam yeşillik sevmekle gelen yeşilliği ağzımıza sokmak arasında fark var. Ya ben kibarlaşıyorum, ağlıyorum falan. Dur. Aynı anda konuşmasak ne güzel olur. Tamam. Buyurun kuzum. Söyle. Ben söyleyeyim. Sen şekerim. Yani ilk başta elimi atmadım falan işte o alsın falan diye bir baktım bitmiş yani. Ha bir de bitirmiş. Evet çoğunu bitirmişti yani. Sonra orada bir düşündüm. Dedim nasıl olur acaba bununla ilerisi falan diye ama bırakıyor yani bir şeyler de bırakıyor. Şunu da yer misin falan. Hüsnü Bey bu yaşıma geldim aç kalmadan. Onun artıklarıyla. 16 kiloyum belki ama. Hocam sen nasıl açıklarsın hemen ağzına sokmanı? Ben şöyle ilk önce gözlemliyorum. Hangisini daha çok seviyor, hangisini daha çok yiyor. Ona göre kendime böyle bir alan çiziyorum. Hani şuradan başlarım, şurayı bitiririm falan. Bir de yani... Bu programı sanki milattan önce 3. yüzyılda çekiyoruz gerçekten. Hüsnü Bey boş zamanlarımda gidiyorum duvarlara, mağaralara bir şeyler çiziyorum. Bir de heyecan da var yani heyecanımı da bastırmam lazım. Heyecanını marulla mı bastırdın hocam? Ya işte ne yaptım? Ağzıma marul sokarsam heyecanım diner. Ne yaptım farkında değilim pek aslında. Genel olarak da zaten hani ben böyle hızlı yemek yemeye alışmışım. Hani hastanede öyle bir düzen var. 5 dakikalık bir arada böyle 1000 kalori yemek yemen lazım. Belki işte 800 kalori bir öğle yemeğine kadarsa onu bitirmen lazım. Biraz hızlı yemeğe alışmışım. Yani. Aslında güzel açıkladın. Mesleki deformasyon. Evet. Yani o alışkanlığı ben misafirlikte falan durdurmaya çalışıyorum ama... Biraz yani bütün doktorlar ağızlarına marul sokuyor diyebilir miyiz? Yok. Cildiyeciler sokmuyor. Cildiyecileri niye karşına aldı şu an ya? Hüsnü Bey onlar doktor mu ki? Yani ben, o dedi ha. Ben çocuk cerrahı sunmayayım. Ameliyatlara giriyorum. Ameliyata giren herkes herhalde böyle hızlı yiyordur yani. Vallahi. Evet. Zamanla yarışıyorlar çünkü. Yani işte anesteziyle yarışıyoruz. Hani uyutacak doktorlar hemen bir sonraki hasta uyutacak. O arada biz hani uyandırma, uyutma arasında hemen yemeğimizi yemek zorundayız. Bence şu an harikulade açıkladı. Haklıyım değil mi? Hayır abi. Oğlum iki dakika destek olduk hemen. Evliyiz aynı zamanda. Evet. Kaç senedir? 3 senedir. Hanginizi evlenme teklif etti? Ben. Nerede ettin hocam? Kız Kulesi'nde. Güzel. Google'a yazmışsın. 30 liram var. Enter. Tamam. İçinde etti ama. İçinde. Evet, okey. 150 liram var. Enter. Kız Kulesi'ne gittiniz. Evet. Nasıl bir ortam? Öncesinden biraz anlatayım isterseniz. Hani planlama aşamasından biraz anlatayım. Tabii. Ben senenin başından yani 2016'nın başından 2017'nin başından plan yapmıştım. İşte Nisan ayı gibi havalar da güzel oluyor. Tam İstanbul'da gezilecek zaman oluyor. O zaman da Kız Kulesi'ne teklif edeyim diye planlamıştım. 2017 yılında anlatan da bir takvim yapmıştım. Bastırmıştım. O takvime de her yaprağına o ayın adını geçiren bir iki dizeden oluşan böyle şiirler. Nisan ayında da işte Kız Kulesi'nde teklif edeceğimi anlatan bir iki dizelik bir şey vardı. Neydi o? Yani aklımda değil o da. Hocam bir tek onu hatırlama lazım şu an. Şöyle, bir Nisan yağmurunda ıslanırken ikimiz el ele diz dize buluşsun dizlerim, öpüşsün dizlerimi sonra öpüşsün. Elif şiire olan saygısını okurken kaybetti. Fark ettin mi bak? Bir Nisan yağmurunda ıslanırken ikimiz diz dize, sikim sonik bu ne ya? Oğlum sen diyeceydin şiir senin ya.
Sen mi yazdın bunu? Ben yazdım. Yani araya saklamış ama ben anlamadım tabii ki. Her yani, aya göre bir o şey kız kulesinde yazmış. Oturacağız manasında. Şunu tam anlamadım ben. Belki seyircilerimiz de anlamamıştır. Mesela Mart ayında ne yazıyor? Mart ayında mesela işte... 1 Nisan yağmurunda. Kalbim... Islanırken ikimiz. Orada da şöyle bir şey yapmıştım. Yani tam hatırlamıyorum ama... Yine hanımefendiyle ilgili mi? Tabii tabii. Yani bizimle ilgili şeyler. Mesela işte gökte 18 Mart'ı, işte kalbim çarpar beklerken 18 Mart'ı. Öyle bir şeydi. Yani... Açıkçası bir önceki şiiri özledik. Daha kötüsünü duyamayız derken daha kötüsünü duyduk. Şubat'a gel. Belli ki sen aşağı doğru bayağı ineceksin. Aralığa kadar... Şubat ayı götümüz kardan donduğunda... Ya tam istiyor, böyle okuyunca saçma oluyor. Tam istiyor. Hayır, hayır. Daha saçma geliyor. Hocam nasıl okursan oku, kurtaramazsın bu şiirleri. Neyse, orada öyle bahsetmiştim. İşte Nisan ayında da teklif ettim, dedim hani böyle İstanbul'a bir gezmeye gidelim mi? İstanbul'da kendisinin arkadaşı var bir tane çapada. Tamam dedi, o da çağırıyordu zaten, onunla da gezeriz falan. Ben dedim tamam, cuma günü baş başa gezelim, sonra arkadaşınla da gezeriz, onunla da program yaparız dedim. Cuma günü işte gittik Kız Kulesi'nin karşısında, böyle akşam 7-8 civarı izliyoruz. Orada da normalde seferler 6'ya kadar, 6'dan sonra sefer yok. Dedim ki ya Kız Kulesi'ni gezdirecektim sana da dedim, seferler bitmiş hani, o yüzden buradan izleyeceğiz falan dedim. Sonra birazdan oradan bir tekne kalktı. Restoran kısmına müşterileri götürecek, rezervasyon olanları götürecek tekne. Durup şu tekneye sorayım, belki götürür bizi. Halbuki ama sen rezervasyon yaptırdın. Tabii. Ben gittim orada görevlinin yanına. Böyle böyle rezervasyonu da tamam dedi. Ha tamam, kabul etti dedim. Hadi gidelim. Şey yaptım. Oraya gittik. Ondan sonra bindik. Bunlar nereye gidiyor dedi. Dedim yemek için rezervasyon yaptırmış bunlar dedim. Ondan sonra gittik oraya. Biraz Kız Kulesi'nin önünde fotoğraf çekindik. Sanki hani içeri girmeyecekmişsin. Gel bir içeriye gezelim falan dedik. Sonra ben söyle orada adımı söyledim. Masamızı gösterdiler. Dedim gel, boş bir masa varmış. Geçelim oturalım. Gittik oturduk. Oraya kadar... Aşağı yukarı 38 dakikadır kıza yalan söylüyor düzenli olarak. Sonra masayı görünce böyle şeylerle, güllerle süslenmiş falan, memnun oldu. Böyle yani fark etti. Ondan sonra dur dedi... Şimdi hanımefendiciğim, masayı gördünüz, ne hissettiniz? Ben anladım zaten. Ne anlaşıldı? Yani biraz geç anladım ama anladım. Yani oraya gittik, fotoğraf çekildikten sonra içeri girince acaba dedim, yani hani bir de sürekli konuşuyorduk işte yaz olsa düğün falan olur mu acaba falan gibisinden. Sonra masayı da görünce ben zaten, bir de ceket giydi. Yani çok soğukta ya da böyle ceket giyilmelik bir ortamda değildik gittiğimiz diz zaman. Diz çöktü mü? Çöktü. Ne dedi? Şiir Nisan yağmurlarında ıslanırken ikimiz. Yine şiir okudu. Hadi be! Ya işte yemekten sonra dedi ki gel bir işte şeyin öncesinde dedi, bir yukarıya çıkalım dedi, manzara izleyelim dedi. O teras gibi bir yeri varmış yukarıda. Orada mı diz çöktü? Ha, orada işte. Neydi şiir? İnşallah hatırlar. Bir ressam olsaydım eğer. Allah Allah! Asla seni çizmezdim. Neden biliyor musun? Çünkü kusursuzsun. Oh. Bok gibi. Evet. İyi sakın, değil. Sakın. Belli ki daha kötüsü geliyor. Kadın bana iyi dediğine göre. Evet. Zor ezberledim lütfen. Tamam. Böyle. Bir ressam olsaydım eğer. Bir ressam olsaydım eğer, hayatı boyayan, her şeyi sana boyardım. Boğazı, denizi, Kız Kulesi'ni. Geceyi bir ton koyu sen, gündüzü rengarenk sana boyardım. Gökteki ayı açık ve parlak sen, İstanbul'u her mevsim sana boyardım. Sonra kalbimi söküp avucuna koyardım, sana boyansın diye sonsuza kadar. Şimdi yeryüzünde eşi benzeri olmayan bu kulede hayatımın tek rengi olmayı teklif ediyorum sana. Benimle evlenir misin? Evet! Hayır, ben şu an kabul ediyorum. Bu şiir senin mi? Evet. Gökyüzünü boyarım her sabah. Sen bu şiiri bir yerde... İntihal var burada. Orhan bildiğim bu. Yanlış mı hatırlıyorum? Kim? O İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı bilen değil. Yok yok. Orhan Bey'de mi? Oldukça hakimiz üçümüzde. Şurada kendine güvenmeyen bir kadın böyle yapıyor. Ben de bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Konu tıkanıyor. Devam edin. Başka soru sorun. Abi ne güzel. Böyle okudun şiiri. Okay. Vay be. Gözlerin doldu mu kuzum? Evet ya. Ben hiç ağlamam diye düşünüyordum ama aktı yani bir iki damla. Hadi damla. Canım ya. Sarıldınız. Evet. Vay be. Kabul ettim hemen. Diz çöktüm. Çöktüm durmamaya çalıştı. Kalk falan yaptı böyle. Hani terasta başkaları da vardı. Ben yine de çöktüm ama ya. İyi yaptın aga.
Ne güzel. Dedim Mesut Bey sorar çöktü mü diye. Ne saçmaymış. Seneler sonra katılırsak. Senin bu arada hocam şiirler, böyle romantik anlar, hakikaten hepimizin de takdirini, gönlünü kazandın. Aynı zamanda da ikinci evliliğiymiş. Evet. Ne var ya? Birinci evliliğinde Temmuz ayına şiir yazdın mı açık ol? Yazmadım hayır. Maymun gibi götüm kıpkırmızı oldu. Senin öyle mi? Temmuz'dayız. Yazmadım mı? Yok yazmadım. Birinci evlilik ne kadar sürdü? Yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Tamam. Şimdi 9 huy. Hanımefendi de daha iyidir de. O bir huy eski hanım da daha iyidir. Yok. O huy bir tane ya. Bak %90 diyorum. Yok bir tane bile yok. Gerçekten bir tane. Hatta ben evliliğimizin ilk yıllarında hep böyle kıyaslama yapıyordum. İster istemez. Belki ikinci elini yapan varsa bilir o duyguyu. Yani bilinçaltında istemsiz bir kıyaslama. Hani bu o olsa ne yapardı? Şimdi ne oldu? O olsa ne yapardı? Her seferinde de Şeyma daha beni mutlu ediyordu. Daha mutlu edici bir cevap veriyordu. Daha yani memnundum hani giden sonuçta yani evliliğimizin gidişatından memnundum yani hani her aşamada hani hep böyle bir şey bilinçaltım zaten zorladı bu. Ama sanki doğru kelime memnun değil, ikinci bir buzdolabı almışsın da bu daha iyi soğutuyormuş gibi bir halim var. Mesut Bey karpuzu koyuyorum Şeyma'ya, 2 saat sonra soğuk alıyorum. Ayrılık oldu mu hiç? Yok. Sıfır. Ha tamam. Arada kavga eder misiniz? Arası. Çok nadir. Nadir. Hiç ağzından sert bir şey çıktı mı bu adama kuzum? Azıcık da seni konuşturalım. Yani küfür çıkmadı da. Ne yani çıktı? Birkaç sefer öyle içimden işte mesela sinirlenmişim. Ama böyle çok yükselmiyoruz ama mesela aramız bozuk, soğuk atıyorum falan. İşte çay götürüyorum, işte yanına bir şey götürüyorum yine de. Götürüyorum işte koyarken içimden zıkkım ye, zıkkım iç. İnşallah boğulurdu bakalım. İlişkinin daha çok diğerine düşkünü, dokunmatiği kim? Kim daha çok muç? Ben. Valla. Nereden anlıyorsunuz bunu? Bir, mesela annem babamın yanında Şeyma biraz çekinir. Ben... Hocam! Yani ben böyle hani... Yemin ediyorum adamın cevabına korona geldi bana şu an yani. Annenin babanın yanında Şeyma'nın çekinmesi normal değil mi? Yani hani ne bileyim... Ben istiyorum ki soyunalım. Allah Allah ne var diyorum. Evliyiz diyorum. Sarılabiliriz hani el ele tutuşabiliriz hani otururken böyle dip dibe oturabiliriz. Biraz çekiniyor, utanıyor onlardan. Ha. O şekilde yani. Bir de mesela evde film izliyoruz diyelim. Ben kanepeye uzanıyorum. Tekli koltuğu yanıma sıfırlıyor hemen. Yani karşıya hiç gitmez. Yan yana olacağız. Elimi de tutacak öyle izliyoruz. Yani hiç ayrılmıyoruz. Hanımefendiciğim sanki bir Land Rover'mış gibi tekli koltuğu yanıma sıfırlıyor. Yani. Topla gel. Dışarıda el ele tutuşur musunuz? Evet. Dışarıda öpüşür müsünüz? Yok. Yani öyle hani yolun ortasında değil öpüşürüz yani. Oğlum ben de otobanda arabada değil öpüşürüz diye sormuyorum. Yolun ortasında değil diyor. Öyle değil. Bir kafede bir yerde otururken bir şey yaparken. Öpüşürüz ya yani. Ankara'nın hangi şanslı semti bu öpüşmeye şahit oldu? Nerede öpüşürüz? Ya, Yozgat'ta yaşıyor. Yozgat'ta mı? Yozgat'ta İşte ben yani. Buna dokunmatik derim. Hayır öyle. Sen değil bu kadını seviyorsun. Vallahi artık hiçbir şüphem kalmadı. Yozgat'ta. Evet. Emin miyiz? Ne oldu Yozgat'ta? Yani hani öyle nasıl dip dibe masaların olduğu yerde birilerinin hani böyle çok gözünün önünde değil de yani. Mesela işte Çamlık Parkı var orada. Orada... Çok çirkin bir hikaye dinliyoruz. Yani Yozgat Çamlık Parkı'nda. Milli... Mesut Bey bir saat yalnız kaldık. Sorar mısın seyircilere vakitleri var mı? Milli park orası böyle gölet falan. Parasını ödedik ya. Arabayla girdik 25 liraya. Yani nezih bir yer öyle şeyde. Şimdi Yozgat deyince insanlar da öyle bir algı oluyor. Hayır be abi. Yani nezih bir yer. Yok. Keşke Türkiye koca bir Yozgat olsa. Onlar gülüyor. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü ben korkuyorum. Benim karakterim yok. Öyle yani hani... Gülmeyin lan. Yakacağınız beni de. Neyse güzel güldük bu konuya. Evet güzel oldu. Ay Allah'ım. Ne olarak kayıtlı sende kocam? Aşkım diye kayıtlı. O sende? Bir tanem. Başında sonunda kalp var bir de. O önemli bir ayrıntı. Koskoca doktor ne tatlı ya. Bir tanem diye kayıtlı.
Ben de normalde Şeyma Hemşire diye kayıtlıydı. İlk tanıştığında normal yani. İşte sonra... Merhaba Şeyma, bir tanem diye kaydetmiş hemen. Sonra birlikte olduktan sonra da bir süre yine öyleydi. Ya Şeyma, ya Şeyma'm olmuştur ya da işte o şekilde kalmış olabilir. Sonra kendisi aldı dedi, bunu bir değiştirmek lazım artık diye. Kendisi ha, sen yazdın bir tanem diye. Aha. Ya ilk başta şey hani aradığım zaman işte vakadayken falan biri görür. İşte hoşuma gitmez falan, hani biri açacak sana cevap verecek falan. Şimdi ben bir tanem diye açıyor. Başka biri. Şöyle anlatayım, ben mesela ameliyattayken telefonu çaldığında başka personel açıyor oradan. Bizi normal. Kulağımıza tutuyor, evet biz açamadık. Neyse ben kim arıyor dediğimde hocam bir taneniz arıyor mu diyecek, hani ne diyecek? İşte Şeyma Hanım arıyor diyor mesela. Şeyma Aras yazıyor orada mesela. Düşünsene ben arıyor. Böyle boyu boyunca yatmışım, beni yarmışlar. Doktor şiir okuyor Temmuz'da senle ben. Aslı'yı beklettin, ölüyor mu? Tamam daha devam, 10 dakika dayansın. Şeyma senle ben ikimiz Ağustos'un ortasında. Sonra da ben müziğini değiştirdim, onu öyle çözdük. Hani onlar adını ben anlayınca direkt diyorum ki hani meşgule alın, ben döneceğim diyorum ona. Hah. Anlıyorlar onlar yani. Ama yine bir tanem arıyor. Bir tanem kayıtlı. Onlar hani okumadan ben zaten sesini anlıyorum, diyorum ki telefonu sessiz alır mısınız diyorum hani. O telefonu içeri niye alıyorsunuz ameliyathaneye? Mesela acilden arıyorlar o sırada. Acil açmamız gereken telefonlar oluyor ya da hastaneden arıyorlar falan. Ha anladım. Yani... Hastane dışında kim açsa ararsın? Bak kim arasa açarsın? Bok gibi sordum ha. Kim arasa açarsın? Hastane dışında telefon... Ben aradım. Mesut Süre arıyor. Kesinlikle açarım. Harbi mi? Açarım. Ne güzel olur el birliğiyle öldürsek hastayı değil mi? Hocam yeni şakalar yazma, anlatayım sana. Var mı yarım saatin? Yani, ne kadar açar mısın? Samimi ol. Açarım, gerçekten açarım. Numaranızı kaydedeyim. Beni önümüzdeki hafta çarşamba günü arayın mesela. Açacağım. Ameliyat kaçta? Saat 9'da arayın. Sabah. Oğlum bu yasak değil mi? Yok yani şöyle. Mesela bir haber bekliyorum. Kargo bekliyorumdur. Ya da başka bir şey. Yani telefonu açabiliyorum yani. Hani açamıyor değiliz. Ne haberi bekliyorsun da bir daha alayım? Kargo bekliyorum mesela. Kargocu gelecek. Mesela bir tanem arıyor, açmıyorsun. Sürat Kargo'dan bir şey geldi. Aa ne geldi, ne geldi? 97'de Aktüel Dergisi. Oo! Onun arama sebebini biliyorum. Yani bilmiyorsam açtırırım zaten. Ama biliyorsam yani muhtemelen... Ya da iki kere ararsam. Şimdi ben boylu boyunca yatıyorken hanımını açmıyorsun. Kargo geldi mi açıyor musun? Kulağıma tutuyorlar ya da açın diyorum, ne diyormuş diyorum. Önemli bir şeyse kulağıma tutuyorlar yani. Allah Allah. Hangi hastane sevdiklerimizi göndermeyelim en azından yani. Burası kurtulsun. Hayır. Cerrah varsa aramızda... Yani... Cerrah varsa hepsi böyle ya. Allah Allah. Ameliyatta hani... Var mı doktor başka? Oh. Arkadaşlar 400 kişide 2 doktoruz. Dur o zaman daha temelden. İlkokul mezunu kimler var? Parmak kaldıran var, rica ederim. İlişkinin pintisi kim arkadaşlar? Ben. Nereden anlıyoruz bunu? Bahşişlerden olabilir. Misal? Çok bahşiş vermeyi seviyor. Ya da biri, ben veya bir başkası işte bir şey istediysem biraz daha iyisini görüyor. Belki sormadan alıyor ama bana yeterli mesela, diyelim ki 200 milyonluk bir şey. 500 de olsa alıyor. 200 ya da... milyon mu? Yani TL. Teyzem ya 6 sıfırla eklemiş. Mesut Bey 1 milyar maaşım var. Zengin gözükelim dedim. Öyle. Gözükmediniz. 200 milyon liralık bir harcama yaptıysanız. Tamam. Ne kadar bırakıyor? 200 liralık bir hesap gelmiş. Şimdi Mesut Bey. restoran sahibi arkadaşım vardı. Onunla muhabbet ederken ben garsonlara ne kadar veriyorsunuz falan dedim. İşte dedi ki şu kadar maaş veriyoruz. Bir de tipleri var dedi. Tipini nasıl hesaplıyorsunuz? Yani adam ona göre bütçesini nasıl hesaplıyor? Yani %10 tip geliyor genelde dedi. Ne güzel. Genelde de öyle bırakılır dedi. Hani işin şeyi odur dedi. Ben de çok hakim değildim o zaman. Üniversite son, yani yeni başlayacağım mesleğe falan. Ben de prensip olarak 100 lira hesap varsa 10 lira tip bırakıyorum. Ama Şeyma'ya kalsa 2 lira, 3 lira cebine varsa onu bırakacaksın yani. Hani ben 10 lira bırakayım diyorum. 5 lira şey yapıyor. Yavaş yavaş işte ona yaklaştırdım ama işte. Alıştım yani artık. Hayatım 100 liralık bir hesabı sence bahşişi ne kadardır? 5. İçinden gelen 5. Evet. Sence hocam? Eğer güzel ilgilendirlerse, gerçekten gayretli çalışan ortam güzelse, yani çalışana da iyiyse %10'u veriyorum ben. Hani 20 vermem 100 liralık hesabı.
Ama hiç ilgilenmiyorlar, çağırıyorsun gelmiyorlar, masayı silmiyorlar işte ne bileyim yani çay getirecek mesela öncesinde masayı silmiyor öyle yağlı yağlı oraya çayı koyuyor falan. Ona bırakmam. Hiç? Hiç bırakmıyorum. Güzel. Başka? Yani şey sen cömert misindir hocam? Normalde de. Evet cömert. Elin açıktır. Evet. Evde süpürge var mesela. Çalışır da durumda. Gitmiş yani marka vermeyeyim de şu sıralar popüler olan bir süpürge. Sipariş vermiş. Sonra bana sabah 8'de işe gitmeden koşa koşa geldi. Sana sürprizim var dedi. Ben de ne acaba dedim. Sana elektrik süpürgesi aldım dedi. Ama evde süpürge de var yani. Sonra bir geldi. Yani gerek yok dedim yani. Niye bunu aldın şimdi dedim. Öyle içimden geldi aldım dedi. Kendisi gezen süpürgelerden. Onlardan da alacaktı da zor tuttum yani. Hocam ev mi pis? Yani mesela 3 tane süpürge alacak kadar. Hayır, onun sonradan tekrar hani etrafı bok götürüyordun da belki mesaj veriyorsundur öyle mi? Yok şimdi o klasik süpürgeler biraz beli yoruyor. Ben arada bana süpürtürüyordu. Ben de baktım beli gerçekten yoran bir şey yorulmasın diye hani aldım. Ama sonra geri iade ettirdi onu. Ha öyle mi? Tabii tabii. Ya güzel ama bir yandan bir tarafın tutulma olması güzel bir şey. Çocuk var mı? Var. Anam! Allah bağışlasın. O kaç yaşında? 2. 18. O kaç yaşında? 2. 2 yaşında. Ne güzel. Ne yapabiliyor çocuk 2 yaşında? Konuşmaya çalışıyor şu an. Mesela nasıl kelimeler çıkartıyor? İşte hadi içeri gel falan diyebiliyor. Oha i̇şte... onu ben diyemiyorum lan. Çocuğa bak dinlenmiş. Ama en sanki bana muhabbet bu. Kuşundan bahsediyor yani. Yani en çok kelimesi bu oldu. Hadi içeri gel. Evet getir ver böyle emir cümleleri kuruyor daha çok. Getir yani. Ver bir siktir git. Evet. Bunları öğrendi abisi. Yeter verme daha çok. Yeter verme mi? Olumsuz şeylere daha yatkın yani. Ha, evet. Ana. Adını ne koydunuz? Mustafa Alp. Mustafa Alp. Ne güzelmiş. Çocukla ilgili kararları daha çok kim alıyor? Kimin dediği olur? Genelde Şeyvan dediği olur ama sağlıkla ilgili konularda bazen yani bana sorar ben de şöyle yapalım derim. O şekilde yaparız. Yani ortak diyelim. Bir de küçük zaten şu an. Çok fazla öyle karar verecek bir şey de olmadı yani. Emeklesin emeklemesin falan. Karar verecek bir şey olmadı diyor. Anneye bak. Kendi kendine büyüdü. Ben de 4 kere gördüm zaten yani. Nasıl kayınvalideyle aranız? İyi benim aram çok iyi. Arkadaş gibiler. Senin kuzum? Benim de iyi çok. Senin sanki o kadar iyi değil gibi. Benim mi? İkisi de üstüne alındı. Ben mi ya? Sanırım ikimizi de. İkisi de nasıl korkuyorsa artık. Mesela kuzum kaç ay görmesen kayınvalideni rüyandan böyle kayınvalide uyanırsın. Anladın mı? Böyle bir ter basmış. Şunlar da benim kayınvalidem göremiyorum falan. Ne kadar zaman sonra? Yani 6 ay 7 aydan sonra gidebiliyorum. Oh 7 ay mı? Manyağa bak. Ulan öldü mü acaba ya? Hayır ama sürekli. Alo. Kayınvalide yaşıyor mu ya? Görüşmüyoruz da 7 aydır. Ne yaptın? Hayır görüntülü konuşuyoruz sürekli. Öyle mi? Tabii. Torununu görüyor işte biz sürekli arıyoruz. Ama hani gidip gelme konusunda biraz uzak kalıyor Malatya. Onlar başka şehirlerdeler. Evet Malatya'dalar. Gözün aydın. Benim kayınvalidem Çorum Alaca'da Yozgat merkezi yarım saat mesafe. Ne diyorsun acaba şu an sen? Benim kayınvalidemden bahsediyorum. Tamam. Benim kayınvalidem yakın Çorum Alaca ilçesinde. Çorum Alaca ilçesinde Yozgat merkeze yarım saat. Yani... Bundan bize ne şu an İstanbul'dayız biz. Ankara'dayız lan biz. Oğlum sen benim kafamı niye karıştırıyorsun? Herif o kadar alakasız konum atıyor bana durduk yere. Abi Yozgat merkeze yarım saat diyor. Hiçbir bir önemi yok bu bilginin bizim için şu an. Yakın demek istiyor ya. Tamam. Neye yakın? Bize. Biz Yozgat'ta oturuyoruz ya. Ha siktir. Oğlum biz o zaman niye Ankara'dayız şu an? İstanbul'dayım lan ben. Şu an ben İstanbul'dayım yeter artık. Benim bu bilgiyi 40. dakikada anlamam. Abi biz evliyiz ya. Aa! Her şey şaşırmış. Siz Yozgat'tan geldiniz. Evet. Ha. Oradan çaldık. Anlamış mıydınız siz? Asiktir. Programı hakim moderatörün sunduğu... Lan çok komik. 500 kişi anlamış. Bir ben anlamamışım. Ne güzel ya. Şaşırdığım yere bak. İlk bölüm bitti neredeyse. Anladım. Hadi inşallah anlamışımdır. İşte o kadar para verdik. Anlayın artık yeter ya. Hanımlar, beyler. Bendeniz Mesut Süre. İlişki testi. Harikulade çiftimizle Ankara'da alkışlarla devam ediyor.
Sevgili Necip, sevgili Şeyma. Bu klasik merasimler oldu mu? Kız isteme, kına, nişan, düğün. Hı-hı. Öyle mi? Evet. Vay. Kız istemede böyle bir gergin bir şey oldu mu hiç? Ben aslında şeyde gerildim. Kardeşi ve dayısıyla ilk bir tanıştım. Erkek kardeşi mi? Erkek kardeşi. Oo. Erkek kardeşi benden 5 yaş küçük ama böyle bayağı olgun bir çocuk. Dövdüler galiba lan. Bayağı olgun çocuk. Ağzımı da hep vurdular biliyor musunuz? Hep de dişlerim kanadı benim. Kan tükürdüm hep. Doktor olduğum için çabuk iyileştim. Evet. İşte seni biraz ürküttüler mi? Evet. Yani dikkat et. Sikerttir zaten filan böyle şeyler oldu mu yani? Şöyle oldu. Yine gittik bir kahvaltıdayız. Tamam. Ağzıma marul soktular. Hani dedim ben buna alışıyorum. Ben yine dalmışım böyle hani heyecandan yiyorum hızlı hızlı. Harbi mi? Gerçekten. Sonra baktım kardeşi böyle yanımdaki sandalye oturuyordu ama böyle sizin gibi az uzağa çekmiş. Biraz da böyle bana doğru dönmüş şöyle. Bir elinde de tesbih var. Hayır. Ya da yüzük mü var? Böyle bir şey gerginlik yani, var ya. Ya da bıçak mı var bilmiyorum artık. Neyse yemiyor çocuk böyle ayağını titretiyor falan böyle. Ben çok gerildim orada. Sadece ama. Necip yiyor yalnız. Evet yani sadece ben yiyorum. Dayısının bir kolu alçıda. Şeyma hasta şeyden heyecandan yemiyor. Ben de heyecandan yiyorum. Yani öyle bir ortam. Bu Rönesans tablosu. Bu nedir ya? Dayı da alçılı yani. Bu da yine anlamsız bir ayrıntı geldi bize şu an. Yani alçıda olduğu için yiyemiyor. O da yiyecek belki de. Çünkü senden kalmıyor. Adamın tek kolu çalışıyor. Hala bana sokuyor ağzına. Al bakalım hop burada. Neyse dedi ki abi seninle bir dışarı çıkalım. Asiktir. Ben de tırstım şu an. Tamam. Bir gerildim şöyle. Dedim, gel şu marulu bir ağzından çıkar ondan sonra. Tamam dedim çıkalım dedim. Böyle bir deri ceketi vardı giydi onu. Çıktık. Yürüyoruz ama böyle bir soğuk sessizlik böyle. Sana abi mi diyeyim isminle mi hitap edeyim bilmiyorum ama aramızda da 5 yaş varmış falan yaptı. Dedim nasıl istersen öyle hitap et. Orada böyle bir konuştuk işte ablamı ben çok severim, çok değer veririm, onun üzülmesini istemem, ona göre hani bunları göze alıyorsam işte üzmeyeceksen ona göre onay veririz falan gibisinden. Ben de kendimi ifade ettim, güzelce anlattım. İnşallah anlatabildim yani öyle düşünüyorum. Ben de diz çöktüm, dedim ki aylardan Nisan. Sonra yani orada ben gerildim. Kız istemede o kadar gerilmedim. Anladım. Güzel bak hep kaç bölümdür sorarım bu soruyu. Gerçek oldu nihayet. Evet. Bir de demiş yani dikkat et acık diye. Evet. Peki mesela o gün bir kolu alçıdaki dayı aç kaldı mı? Kaldı. Harbi mi? Yemedi yani. Yani biraz yedi yine Şeyma yardımcı ben oldu. Yani. Ama o gün kardeşim dedi yani şimdi de öyle söylüyor. İlk gün de çok sevmiştim diyor. Hı-hı. Ama çok belli etmedim diyor. Ha, ağırdan satmış. Evet, evet. Bir de tanecik demiş, ablası var. Evet. Bir de demiş, o nasıl yiyordu öyle ya falan demiş. Böyle. Onun da dikkatini çekmiş. Yani onu şeyi. Biz de diyoruz şu an, o nasıl yiyordu öyle diye yani. Sen her ortamda önce yemeği düşünüyorsun. Çok saçma. Barış Madem'ini kim atar? Ben atarım. Nasıl atıyorsun da Barış Madem'ini? Bir şekilde etrafında dolanırım. Hani bir konu açmaya çalışırım. Bir şey sorarım. Bir şey isterim. Yani şunu getirir misin falan. Ya da şu nerede... Ağzından bir cümle almak hocam, çalışıyorum. Hocam küssünüz, hanıma yaklaşıp makası getirir misin diyorsun yani? Sence yanlış bir iletişim hamlesi değil mi bu? Ya makası getirir misin neydi mesela? İşte o bir şey yapıyor, ben de orada bir şey yardım ederken işte şu neredeydi? Hani hem gözüne girmeye çalışıyorum hem konuşmaya çalışıyorum. Diyalog. Ya güzel anlattın ha. Yani. Vardır ya böyle küçük maymun gibi. Bana bak, bana bak. Yani böyle sorularla konuştum. Yani birkaç kelime aldım mı sesinin tonundan anlıyorum hani daha var. Ha yok zaman. Daha var mı benim ağzıma sıçar? Gideyim salonda oturayım. Şeyma. Efendim? Necip Instagram'ını açmış. Eski karısının storylerine sadece bakıyor. Ha. Bir şey yapmıyor. Bakıyor. Sorun olur mu? Şeyma yeterince beklerse soruyu unutacağımı düşündü. Biraz daha cevap vermezsem. Bu birazdan fiziksel özelliğe geçer. Bu bir problem olur mu? Yani neye bakıyorsun, neye bakıyorsun der misin? Yani girmesin isterim. Girmiş ama artık. Bir daha girme derim o zaman. Ha, o kadar. Yani uzatırsa, devam ederse o zaman problem olur. 7 saat bakıyor. Ay şu kitap okusun. Bu ne ilkokul 2 gibi argümanla geldin? Aç da kitap oku ona bakacağına. Bu arada birbirinizin, sen ikinci evliliğin.
uzun bir ilişkinde oldu mu daha önce hocam? Necim? Önceki evliliğim 6 yıllık bir ilişkiydi toplamda. Ne dedin Hayır, şu an? Ondan öncesinde diyor. Ondan öncesini soruyorum. Ondan öncesinde uzun bir ilişkim olmadı. Ha tamam. Yani lisede falan oldu. Öyle. Lise geç onları. Senin kuzum Necip'ten önce uzun bir ilişkin oldu mu? Yani 1-1,5 yıllık falan. Tamam. Hı-hı. Hocam açmış Instagram'ı, eski sevgilisinin storiesine bakıyor. Sadece bakıyor. Ya bakmasını istemem. Ben niye bakıyor onu sorarım yani. Neyini merak ettin, ne oldu? Yavaş yavaş sinirleniyor, fark ettin mi? İstemem tamam. Bu soktuğumun Instagram'ı kapatılsın ya. İlişkili kıskancı kim? Ben. Nerede anlıyoruz bunu? Ben biraz böyle giyimine kuşamına karışırım biraz. Hani şöyle karışırım. Hani konuşalım beraber karar verelim. Hani nasıl giyeceksin? Ne alacağı bir şey olduğu zaman hani dışarıda mı giyeceksin, evde mi giyeceksin? Hani ona göre... Her sorun bir öncekini aratıyor. Yani daha karanlık bir yere gidiyoruz her soruda. Oğlum yani, ne demek dışarıda mı giyeceksin, evde mi giyeceksin? Yani birlikte alırız falan. Kız kıza otururken giyilecek evde hani daha rahat kıyafetler de alır. Vardır öyle kıyafetleri. Ama dışarıda giymesini istemem mesela öyle kıyafetleri. Tercih ederken hani ona göre bunu dışarıda giyme niyetliysen hani öyle alma derim mesela. Şeyma'cığım senin cevabın ne bunlara? Yani artık alıştım. İlk başlarda böyle yapmıyordum dediğin çok fazla da sonra baktım o da benim isteklerime cevap veriyor yani. Çok da zıtlaşmadım. Yani bana çok zıt bir şey değildi. Yani istediği de bana çok fazla gelmedi yani. Dozunda. Evet, dozunda. Sen peki ona karışır mısın? Sen de karış. Hakkın. Bu kotla çıkamazsın. Mesela ya o benim şık. Mesela mı, rica ederim, aynı şey değil bu ikisi. Beni kandırıyor, çocuk kandırıyor. Mesela aynı şey. Kot giyme derse giyemem. Oğlum ben orada 6 yaşında mı gözüküyorum şu an? Evet. Yani normalde erkekler işte eşleri alışveriş falan yaparken gider dışarıda oturur. Ben mesela kabine giriyorum bir şey denemeye. Kapıyı çalıyor, 3 tane şey daha tutuyor bana yani. Bunları da dene, bunlar da güzel falan diye. Ha. Geziyor yani. O huyunu seviyorum. Hani. Yani ben sadece buraya yasak koyup da öyle bırakmıyorum. Hani ben bir yandan da bir yandan da işini kolaylaştırmak için uğraşıyorum. Yani sadece hayvan değilim. Hocam yasak koymak diye bir sözebeği yani yok. Yani siz ama öyle lanse ettiniz yani böyle. Ben mi lanse ettim? Yasak koymuş. Oğlum ben ne dedim? Ben şimdiye kadar ilişki testi tarihinin en böyle sakin karşılamasını yaptım sana. Beraber seçiyoruz, giydirmem. Tamam. Kuzum, 6 aylığına yurt dışına gitti bu adam. Tamam mı? Ev kalmamış, Airbnb'den bir tane kadınla aynı evde kalabilir mi? Hayır. Kızda katil öncesi sessizlik var şu an. Hayır. Sokakta kalır daha iyi yani. Evsiz kalsın, başkaları baksın daha iyi bunu yapacağına. Sen hocam, hanım gitti Airbnb ile başka bir adamla kalacak. Yok. Yani razı olmam. Aferin, öğrendin ha yavaş yavaş. Gönlüm istemez. Gönlüm istemez mi? Anladım. Güzel. Bakalım orayı teaser yapacağız. Dışarılıklı giysi mi, içeride mi giyiyorsun? Kızım sence bu adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Değil. Burada şaşıran var mı şu an? Sanki değişik bir şey söylemiş. Aa. 10 üzerinden kaç veriyorsun? Fiziken. 8. 8. Çok verdin. Vallahi gönül gözüme söylüyorum 3. Ama şu an 9 olacak. Ne olacak? 9 olacak. Saç ektirdi. Ha bu bandana o yüzden. Evet. Neyi görüyorsun acaba? Ya öyle bir şey konuştunuz mu? Gerekirse açarım falan. Yani siz eğer isterseniz açarım. Ne oluyor ya? Nasıl bir fantezi dünyasının ortasında kaldım ben? Yani Mesut'cum bana bak. Sen istersen açarım. Şeyma şöyle dedi hani. Ne olur. Yapıyorsunuz ya siz hani. Öyle yaparsan açtın ya. Halime bak, ben 40 yaşımdan gün aldım ya. Ne olur yaparsam açacakmış. Hayatta yapma. Ne olur. İşte buydu. Aç görelim ya, bir şey olmaz. Açarsam geri şey yapamam da şu arkada. Aa, takamaz mısın? Yani açmazsın ya. Hazır değildir olur bence bunu Ankara'da yani. Yo. İkinci gün çünkü. Yani şöyle. Yani kötü görünüyor.
Kapa 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 kapa. Aç diyen ağzım kopsun benim, kapa. Vallahi tadımız kaçtı. 30 liranızı geri alın. Vallahi kusura bakmayın. Söyledim. Hak ettik çünkü. Uyardık. Nereden kırdın? 8 verdin ya. İşte saçtan saçı kırıyordum. Geç. Sonra ben söyledim zaten hani ektirmelisin diye. Kendisi memnundu. Sonra ben dedim yani şu an 30 yaşındasın bence böyle görünmemeli yani. Ha, daha yaşlı gösteriyor onu. Evet. Bak bakalım kaşı kaş gözü göz mü? Evet, orada sıkıntı yok. Hiç yok. Yok. Kası var mı? Var. Nerede? Bebek de var, kas da var, karışık. Kası nerede? Kollarında var. Ha. Sever misin kas? Dokunayım edeyim. Çok sevmem yani de güzel görünüyor yine de. Ha, tamam. Hocam dünyanın en güzel kadını mı? Evet. Kesinlikle. Bu samimiyetsiz gülüşü neye borçluyuz? 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden 10 veririm. En sevmediğiniz şey o. Evet. 9 olsun, tamam. Oğlum niye benle böyle... Hadi 8. 9 verdin. 9 verdim. Geçiştirme soruyu. Tamam. Nereden kırdın? Nereden kırdım? Mesela tırnaklarını çok beğenmiyor. Belki hani oradan kırabilirim. Hani böyle daha ince uzun böyle... Manken tırnaklar olur ya, daha doğrusu el mankeni. Manken tırnağı mı? El mankeni, el mankeni tırnaklar, tamam. Olur ya böyle hani. Öyle ince uzun tırnaklar sever o. Öyle olmasını istiyor yani, oradan kırabilirim. Sen de öyle ister misin? Fark etmez benim için yani, çok tırnağıyla ilgilenmiyorum. Özbe tırnağa gelene kadar. Fişt yaptım. Şeyma'nın bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Şeyma biraz şey... Nasıl, ben biraz duygusalım. Hani ondan da o duygusallığı beklerim. Yani duygusal olmasını isterdim böyle. Biraz daha mı rasyonel? Yani şöyle bir film falan izlerken özellikle ben hani buna bundan rahatsız oluyorum. Yoksa normal zamanda da yine duygusal bir insandır ama film izlerken ben duygusal film sırasında ağlıyorsam böyle geriye doğru böyle çekilip beni izler güler mesela. Ben çok rahatsız ediyorum. Hayır, ince de bir hareket. Ayıp olmasın diye çekiliyor. Açı olarak. Salak ya! Ağladığın yere bak. Oğlum bunlar film film kamera var orada şu an. Anladım. Ama örnek vermek istiyorum burada. Ver, ver. Şimdi duygusal bir film. Mesela Dedemin insanlarını izleyen vardır. Çok güzel filmdir. Çok güzel film. Onun final sahnesinde başrol gidiyor. Spoiler olacak ama hani... Eski bir film zaten. Gidiyor, suya doğru giriyor ve şapka suyun üzerinde kalıyor. Orada intihar ediyor. Belki aşağıda dalmıştır. Belli olmaz o. Şimdi ben... Olimpik yüzücüymüş. Biz de üzülüyoruz. Ben orada zaten adamın o hissettiği buhran, o sıkıntıyı zaten hissetmişim sonuna kadar. Sonunda orada intihar ettiğini görüyorum. Ben hüngür hüngür ağlıyorum. O diyor ki bana, ne oldu diyor. İntihar mı etti? Niye etti ki diyor. Yani niye ettiksi var mı işte? Adam baştan beri yaşadığı şeyler orada sıkılmış, sıkışmış. Yani... Duygusal. İzlemedi mi? Niyet etkisi var mı? Ya ben sana gülerken kaçırdım. Öyle ya, ben o konuda mesela duygusal olmasını isterdim. Müslüm filmine gideceğiz. Dedim ben seninle gitmeyeceğim. Kayınbiraderimi aldım. Alternatife bak. O beni hani bir konuşalım abi diyen vardı ya. Hadi be. Onu aldım onunla beraber. Sen de onu korkutsaydın. Alo, buraya bak. Seninle bir şey konuşmamız lazım. Akşam 9'da. Geldiler böyle, ikisi de burnunu çekiyor. Oh diyor, çok güzel, rahatça ağladım. İyi ki sen gelmedin. Beraber ağlamışlar. Evet, çok güzel, beraber ağlamış. O da ağlamış, bu da ağlamış. Sen yanında ağlayacak insan mı arıyorsun hocam? Evet. Fast and Furious'a gidin beraber. 7. Anca o sizi patlar. Anladım. Ben bu kadar duygusalken o birazcık böyle kütük diyorsun. Evet. Hemen onayladı. Ya... Gülüyor. Gülmesen yine anlayacağım da hani. Ya bana gülünüyor Mesut Bey. Ben doktorum ya. Hay Allah'ım. Şeyma fışt yaptın. Bir huyu değişecek. Hangi huyu? Şey biraz ya. Aşırı insancıl. Vicdan sahibi, merhametli. Ya şöyle söyleyeyim Mesut Bey. İnsanlara iyilik yapıyor ya. Keriz ya. Ne demek insancıl? Bu iyi bir özellik. Yani iyi bir özellik de yani insanlar bunu biraz kötüye kullanıyor. Ben o zaman rahatsız oluyorum. Suistimal ediliyor. Çok suistimal ediliyor ve engel olamıyor çok fazla. O zaman ben devreye giriyorum.
Misal örnek ver bakalım. Yani özellikle bu pandemide falan tamam. işte çok mesaj atan oldu Instagram'da. İşte şöyle bir sorunumuz var. İşte hastaneye gitmek istemiyoruz falan gibisini. Hepsini cevaplıyor. Ama mesela çok alakasız bir şey soruyorlar mesela. Diyorum ki işte şu doktora gitsin, sana niye soruyor diyorum. İşte ya neyse yardımcı olayım diyor. İşte fotoğraf atıyor mesela sorunuyla ilgili. Pat kendini atıyor bir anda. Kim atan bunu? Bir bayan yani. Sen sade de gelsene ya. İnsancıl diyor bir şeydi. Pat iki tane meme. Ne alakası var ya? Hanımefendi kocama niye nüüt atıyorsunuz şu an? Bunun Covid'le ne alakası var? Yani ben de diyorum ki gidişata göre ya engelli ya da hiç mesaj atma diyorum. Ama yani şey diyor, bu sefer karşı tarafa direkt itham etmiş gibi olacağım diyor. Ayıp olur diyor. Ne geliyor fotoğraf bu kadar? Bir işte böyle aynadan kendini atan olmuş falan. Ne gösteriyor burada? Yani göbeği açık falan ama şu kadar açıkta. Ben yazdım sonra, ben gördüm mesajı. Ne yazdın kız? Ne için attınız dedim bu fotoğrafları dedim. Tanışmak için yazmış. Ha. Ben de bu göbekle mi yazdım sonra? Yani yanlış anladım. Ya benim göbeğim... Hanımefendi beni yanlış anladınız. Sus küçük orospu. Ya hayır yani beni ilgilendirmez hani. Rica ederim. İlgilendirmez hayır, diyemezsin de, şu an. Hayır yani kendi dış görünümü nasıl beni ilgilendirmiyor da yani bravo. Eşime o şekilde atması beni rahatsız etti. Sonra o da terbiyesiz yazmış. Ben de hoş yazdım, sonra engelledi. Uzun zamandır duyduğum en kaliteli diyalog. Terbiyesiz hoş siktir git şimdi. Yani bir insana yardım etmekten buraya ne ara geldik? Haksız mıymışım yani? Ortada durmak istiyorum ben şu an. Hocam. Veya bir tane daha örnek verebilirim. Buyurun buyurun. İşte çocukçu olduğu için böyle işte çocuğuyla ilgili bir şey soran oluyor. İşte daha tamam. çok yardım ediyor falan. Sonra işte çıkıyor hastanedeyken geliyor mesela. Ben diyorum ki mesela işte bu mesajı atıyorsa diyorum sanki diyorum amacı başka gibi diyorum. Biraz dikkat et diyorum. Ama işte çok çabuk fark edemiyor. Ya da böyle hani karşıya yine dediğim gibi itham etmek istemiyor. Sonra herhalde karşıda işte güler yüzünden işte emoji falan koymasından herhalde cesaret alıyor. İşte dedi ki dediğin aklıymış, bugün polikliniğe geldi falan dedi. İşte hocam işte şuraya gelmişken size de uğrayalım dedik diye gelmiş. Ben dedim o doktor sen desin, kafe misin yani, sana niye uğrayıp geliyor falan dedim. Hoş! Tatile çıkacaksınız diyelim ki, planı kim yapar? Ben yaparım. Kim bu hususta daha vizyon sahibi? Ben yaparım. Vallahi. Her şeyi hesaplıyor yani, hangi taksiye bineceğiz, hangi duraktan ineceğiz, işte kaç dakika sürecek, nerede kalacağız, o gün hangi aktivite yapacağız, iki gün sonra hangi aktivite yapacağız, hepsi belli yani. Ya ben mesela, de o yüzden kafam rahat, hep çıkar giderim yani. Balayına gittik mesela. Giderken nereye gittiniz balayına? Phuket'e gittik. Phuket. Evet, gidince nerede ineceğiz, oradan hangi neyle gidiliyor, neyle ne kadar sürüyor, gideceğimiz otelin orada işte yapabileceğimiz yakında aktivite var mı? İlk gün akşamında ne yapabiliriz, yoksa o gün hani uzun bir aktivite varsa onu başka bir güne erteleyelim mi falan, bunların hepsini tek tek çok aşağı planlı yani hazırlarım bitene kadar yani, ama söylemem kendisine, en azından ona sürprizi kaçmasın yani, benim için çok sürprizli olmuyor, en azından ona sürprizi kaçmasın diye söylemem ona, hani derim hop deveye bindik sürpriz. Hani yarın şöyle bir şey var diye belki akşamdan söylerim yani ancak. Hani şu saatte dayanamıyor zaten şey o saate kadar. Sürprizim var diyor. İşte hani saklamaya çalışıyor. Diyorum ki sürpriz yapacaksın herhalde yani. Halinden belli, böyle gülüyor, bir şeyler yapıyor oturduğu yerden. Sonra hayatım sen de zorsun ha, yemin ediyorum yani. Bu ne böyle çocuk gibi heyecanlısın? Ne yapacaksın yine? Yani çocuğun bütün hevesini kursağında bırakmış. Gene sürpriz. Yani işte belli edince çaktırmamaya da çalışmak da biraz şey oluyor işte. O da söylüyor zaten ondan sonra. Biletleri falan almış oluyor mu yani? Şey, hepsi sürpriz dahilinde. Yani ben şöyle genelde paket programlar hep pahalı geliyor, hesaplıyorum bakıyorum. O yüzden kendim işte uçak biletini ayrı alıyorum, oteli ayrı ayarlıyorum. İşte orada ne aktivite yapacaksak oradaki yerel firmaların... Phuket'te ne yaptınız aktivite dediği? Yani mesela işte file bindik, işte zipline yaptık. Ondan sonra Fantasy diye bir festival vardı, böyle bir gösteri daha doğrusu, ona katıldık. Ne festivali? Fantasia diye bir şey. Böyle fillerin gösterisiydi. Fil gösterisi. Ondan sonra birkaç ada turu vardı. Hatırladım bunlar. Bunlara masaj vardı bir de işte Tayland. Yani. Masajı niye karıştırıyorsun ya? Phuket konusunu iyi ki açmışım. Masaj vardı. Bunların hepsini...
Devam hocam, et sen hızlandır. Bak, ben hatırlarım. sana masa... Kim gitti masaja? Beraber gittik. Tamam. Kimler masaj yaptı? Kadınlar? Evet. Teyzeler diyeyim. Ha, öyle mi? Yani böyle kaliteli bir yere gittik. Hani öyle ara sokak bir yere gitmedik. Oğlum ben sanki Mutlu Son sordum, böyle saçma şey mi olur? Yani orada nasıl görünüyorum yani? Rica ederim ya. Estağfurullah. Yani aynı odadaydık zaten. Farklı odada bu adama bir kadın masaj yapsa okey misin? Yok. Yapmasın. Gözünün önünde mi olsun? Evet. Uyudu zaten. Horlay horlay uyudu. Horladı mı? Şey böyle yan yana getiriyorlar, ikiniz de böyle yüzü koyun. Şöyle, o deliğin evet. Altından aşağı bakıyorsunuz. Evet, evet. Bu heriften böyle böyle sesler mi geldi? Mesut Bey 11-12 saatlik yolculuk ve gittik, çantaları otele koyduk. Check-in saatine kadar ben o arayı değerlendirmek için masaj ayarlamıştım. Tuk-tuk'a bindik, saat 8'de indik, 10'da da masaja gittik yani. O arada otele daha girmeden biz masaj salonuna girdik, uyudum. Ne yapayım orada yani? Doğru, haklısın. Yani. Hanımefendiye bir erkek masaj yapsa? Yok, istemem. Gönlüm istemez. İstemez. İçime sinmez. İlkel değilim, makulüm. Bebek büyürken en zor ilk 6 ay, ilk 12 ay derler ya. Ne kadar destek oldu sana? Hiç destek olmadı. Hep anlat uyudu. Biraz. Hep uyudu yani. Ben hatta o gürültüde nasıl uyuyor diye kendisine çok sordum yani. Hiç mi uyanmıyorsun ya, hiç mi duymuyorsun diyorum. Hiç duymuyorum diyor. Ama imkansız yani bir insanın o sesi duymaması yani. Böyle altını değiştirmişliği gece. İlk başlarda yapmıyordu. Sonra şey oldu. Bir gün işte odaya girdim. Oda kaka kokuyor resmen. Dedim ki niye altını değiştirmiyorsun işte falan. Dedi ki ben hiç koku almadım ki dedi. Dedim ki yani bu kokuyu almaman imkansız yani dedim. Nasıl almadın? Sonra ikinci oldu. Ben uyarınca tamam bir daha yaparım dedi. İkinciye yine aynı olay. Sonra dedi ki ha evet ben de şimdi aldım da dedi, değiştirecektim falan dedi. Sonra ben yine biraz... Kokuyu almamak için kendi boynuna bok sürmüş böyle buraları. Burayı sürersem kendim de bok olacağım için anlamam. Sonra üçüncüde ben fark etmedim bu sefer. Çocuğu önüme doğru itiyor. İşte çocuk geldi. Çocuğu önüne mi itiyor? Diyor ki sonra aa kaka yapmışsın gel altını değiştireyim diyor böyle. Tam şey oyunculuğu yani Flash TV oyunculuğuyla. İşte ben göreyim yani fark edeyim altını değiştirdiğini takdir edeyim. Sonra aldı götürdü altını değiştirdi ama şimdi daha iyi yani çocuk böyle baba baba diye peşinde dolaşmaya başlayınca iletişimleri daha kuvvetlendi. Şimdi artık daha şey, senin hocam uzmanlığın katıldı. Neydi doktorlukta? Çocuk cerrahisi. Çocuk. Cerrahisi. Çocuk cerrahisi. Evet. Kendi çocuğunla? Yani ben kendi çocuğumla da ilgileniyorum ama yani kaka meselesi şey alt temizleme meselesi biraz şey. Sonra arkadaşı bizdeydi bir gün. Yakın bir arkadaşı o çocuğun altını işte değiştirmeye gitti. Sonra sen niye değiştirmiyorsun dedi. Hah. O da dedi ki şey ama çok pis kokuyor diyor. O da diyor ki bizimki de diyor gül kokmuyor yani diyor. Yani daha kaba tabirle söyleyemiyorum. Ne dedi Allah sen dedi. Bir şey olmaz ya. Yani bizimki de gül sıçmıyor dedi yani. Kaba tabir bu mu? Dünyanın en tatlı insanı karşı karşıya. Bizimki de gül sıçmıyor. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Çok ayıp oldu. Yayınlanacak. Ne dedim? Hayatım hiçbir şey yok bunda. De gitsin ya. Sonra azıcık işte sen ama birazcık başladım. Böyle azıcık yapma da yapmak durumunda kalsın. Sorumluluğunu yapıyor, azıcık yapıyor çek şimdi. Kendinden. Hı-hı. Yapıyor mu şimdi? Artık. Ha tamam. Uyutuyor mu azıcık çocuğu? Artık çocuk kendi kendine uyuyor yani bizim uyutma diye. Çocuğa bak. Anama uyutmuyor. Sıçacağım ben öğreneyim artık bunu ya. 2 yaşındayım kendi kendime öğreneyim. Ne yapayım kimse ilgilenmiyor çünkü. Kuzum bu adam dedi ki ya dedi bıktım ya dedi doktorluktan. Tamam mı? Çocuk cerrahisi. Anasıyla ayrı uğraşıyorum. Babasıyla ayrı uğraşıyorum. Çocuğuyla ayrı uğraşıyorum. Ben dedi bu saatten sonra geçeceğim dedi odaya. Sabahtan akşama gitar çalacağım dedi. Beste yapacağım dedi. Ve inan bana ben bir YouTuber olacağım dedi. Bu adama ne kadar süre sadece beste yaparken katlanırsın? Ne kadar bakarsın? Ya çok katlanamam ya. Bırak doktorluğu. Ne kadar katlanırsın? Çok katlanamam. Yani şey bir amaç uğruna yapıyorsa... Bugün bıraktı. Hangi ay evden gidersin? Yani evden gitmem de onu teşvik ederim yani. Olmuyor teşvik. Gel gel yeni bir şey yaptım diyor. Sen böyle teşvik ediyorsun. Endamın yeter. Yani o zaman... Ben buldum benim bestem bu da. Şöyle yapabilirim. Hani bu işe gerçekten kendini adamış ama olmuyorsa... Bak olmuyor derim yani yapıyorsun bir şey çıkmıyor ortaya vazgeç derim. Saçmalama diyor. Evet. İnsanlar anlamıyor diyor.
Sıkılırım yani. Değil mi? Çocuğu da alır gider misin? Bir, mesela 3-5 yıl geçti hala odadan çıkmıyorsa giderim yani. 5 yıl. Ya o kadar da duramam. 3. 3. 1, 3. Senin böyle zaman aralıkları biraz geniş sanki yani. Mesut Bey ya 1 yıl ya 19 öyle söyleyeyim size. Diyelim yıllar geçti. Ayrılmışsınız. Bir sebepten. Kim ayrılmış olabilir? Ben olabilirim. Öyle mi? Hanginiz ayrılığa daha yakın? Yani ayrılığa daha yakın demeyelim de sevgisini çok gösteriyor. Yani işte inşallah ben senden önce ölürüm falan. Oldukça sağlıklı hocam. Bir doktor doktor olarak düşünürsek inşallah önce benim canımı alırlar. Bu nasıl doktor ya? Hanım bir sebepten bastı gitti. Kaç zamanda toparlarsın sence? Ne kadar sürer? Yani beni sevdiğini düşünüyorsam, hani benim bir hatamdan dolayı eğer gittiyse birkaç sene sürer yani. Hata yok. Hata yok. Kendi vazgeçti, artık sevmiyor, gitti. Bir haftada falan toparlanır. Bir haftada. Bir haftada kendime takvim alırım. Ocak ayından itibaren şiirleri yazmaya başlarım. Kız Kulesi'ne bir daha giderim. Sen kuzum, bastı gitti. Ne kadar zamanda toparlarsın? Ya böyle bir ilk bir inkar aşaması falan oluyor ya. Sonra onu geçerim. Biraz böyle depresyona girebilirim. Tamam, yaz süreci. Evet, 2 ay, 3 ay. Sonra böyle bir toparlamış gibi olurum ama tam düzelemem. Tam toparlamam. Ne anlatıyor bize profesyonel? Antidepresanı çakarım. 6 ay. 6 ayda toparlarsın. Kuzum, Şeyma. Sence Necip bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi? Yani arayan bulur da. Bu nasıl cevap lan? Yani her şeyin daha iyisi var, alternatifi var ya. Sence bulabilir miydi? Onu soruyorum. Bulurdu. Niye bulamazsın? Kendine haksızlık etme. Bokumu bulurdu. Benden duy. Benden duy. Teşekkür ederim. Ne demek? Necip, Şeyma senden daha iyisini bulabilir miydi? Kesinlikle bulurdu. Hakikaten mi? Gerçekten bulurdu. Nereden bu kanaate vardın? Yani benim... Şöyle benden daha yakışıklısını da bulabilir. Ne bileyim daha yardımseverin yani ki ev işlerine yardım edeni de bulabilir. Hani böyle saydığı o kötü özelliklerin yerine koyabilecek birilerini bulurdu yani bulunabilir. Seyircimize soralım. Evet seyircileri ben de merak ediyorum. Şeyma, Necip'ten daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Ankara. Bu işi biliyorsun. Necip. Pardon. Asla yönlendirmiyorum ya. Şimdiden bir an böyle tutamadım yani. Necip. Şeyma'dan. Bokumu. Daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Ne oldu lan? Sizin kafanız mı karışık? Anladım. Çok kalabalık olduğumuz için ikiye bölündünüz. Ön tarafta 3-5 borazan çok bağırdığı için. Ne kaldı şuraya acım? Ben yani 85 tane soru sordum. Bence de kalmadı. Sakin. Sakin. Seyircimizden istek soru geldi. Mecbur kaldık. Soru da güzel çünkü. Yayınlamasak da burada güleriz. Siktir, bir şey olmaz. Necip. Şeyma için. Yozgat'ta. İyi düşün. Sangayla koşar mısın? Hastaneye doğru. Camdan hastalar görüyor seni. Mesela ben hastayım. Beni ameliyat edeceğim. Ben böyle tangayla koşarken seni görüyorum. Geliyorsun bana diyorsun ki... Bir tanem için yaptım. Koşar mısın? Yani Şeyman hayatıyla ilgili mevzu varsa ortada. Yani onun... Var. Tangayla koşmazsan ölecek. O zaman koşarım. Sıkıntı yok. Ölmeyecek, bayılacak. Koşmam. Müsbe son koşuşum olur ya. Güzel soru. Onların geri al. Aferin. Her bölümün sonunda olduğu gibi öp şu Barış'ı. Alkışlarla...
Ankara valla çok tatlısınız. Yalnız bırakmadınız bizi. Pazar gecesi bu saatte bu kadar insan toplandınız. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Her Ankara'ya geldiğimizde çok mutlu ayrılıyoruz buradan. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Bu vakte kadar ekran başında en az 3 kez sesli kahkaha attıysanız ve hala Instagram'dan ilişki testi hesabını ya da bendeniz Mesut Süre'yi takip etmiyorsanız, naif beddua severim. Ne meraklıymışsınız Tanga'ya, yeter ya. Ankara delirmiş ya. Şu ön grup böyle, yo Tanga konuş Tanga. Normal hayatına devam ederken buradaki insanlar kulağına fısıldayıp sürekli Tanga desinler inşallah. Bölüm biter, bay bay. Ankara çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. 2 dakika daha hocam. Çok sağ olun. Alkışlarla iyi geceler. Bay bay. Çök çök. Bir şey olmaz. Çök 2 dakika. Çök. Bir şey olmaz. Olur böyle şeyler. Çök. Çök. Bir şey olmaz. 2 dakikada çök. Ulan mikrofon da çıktı. Allah kahretsin. Amatör köpek. Ulan 50 kere Tanga derseniz. Çağdaşlığı puanlayamadık sizin yüzünüzden. Tanga'da Tanga, Tanga'da Tanga. Sürekli gözümün önünde göt. Yalan mı? Oturun da. Vallahi 2 dakika oturun. Çok az kaldı. Zaten ne siz olur. Puanlayacaksınız. Ne olur, ne olur. Süper. Giden var arabayla. Puanlamaya geçiyoruz. Sanki bir anda böyle devam ediyormuş gibi. Öpüşün barışını da sonraya koyarız biz. Siktir, bir daha öpüşmeye bir şey olmaz. Çağdaşlık. 10 üzerinden 3 ve üzeri diyenler o desin. 6 ve üzeri diyenler o desin. Bu kim o bir tane daha? İkiniz ev arkadaşı oldun. Vallahi sen mi söylüyorsun? Sadakat. 10 diyenler o desin. Kendi aralığındaki eğlence düzeyi. Ben bayıldım ikinize de. Çok güzel. Çok tencere kapak olmuşsunuz. Oğlum laf sokmadım. Gerçekten böyle düşünüyorum yani. Layığınızı bulmuşsunuz. 8 üzeri diyenler o desin. Güzel. Çok iyi bölüme geldik. Aşınmazsınız. Her bölümün sonunda olduğu gibi öp şu barışın. Alkışlarla. Bölüm biter. Bay bay. Bu sefer gerçekten biter. Hatıra fotoğrafı. Çök çök çök. Şaka şaka. Hadi bay bay.